boşanan çiftin takı davasında noktayı Yargıtay koydu. İşte Yüksek Mahkeme'nin kararı. Takılarla damadın bekarlık dönemi borçları ödenir mi? Tartışmayı Yargıtay bitirdi. Takılar kadına aittir dedi. Damadın önceki borçlarıysa, kendine ait özel borçlarıysa, onu ödeyip gelse daha iyi olurdu. Gelin diyorsa ki evet, hani bu borçları kapatalım, hayatımıza öyle devam edelim. Veyahut da kapatmayalım, taksit ödeyelim. Veyahut da hiç karışmam. Bunların hepsinde konuşulması lazım, açık yüreklilikle. Karar boşanma davasında alındı. Kadın düğünde takılan takıların tamamının kendisine ait olduğunu savundu, verilmesini istedi. Kadının rızası varsa, bunu borcu bununla ödeyebilirsin derse olabilir. Ama öbür türlü bu paraları ver, ben borcumu ödeyeceğim deyip de kadından zor alırsa olmaz yani. Borcu yaparken düşünecekti. Bence mantıklı değil. Yani sonuçta o ikisinin bir birikimi olacak. Kadın kocasının altınlarla bekarlık dönemindeki borçlarını ödediğini, daha sonra da geri vermediğini söyledi. Altınların aynen iadesini istiyorum dedi. Düğünde takılan takılar geline mi aittir, damada mı? Geline. Bilmiyorum, ben Yozgatlıyım. Usul icabı galiba. Hep öyle oluyor genellikle. Kadının da kendi hakkı o. Kadına takılmış bir takı. Bence erkeğe de takılsa kadının hakkı olduğunu düşünüyorum ben. Aile mahkemesi kadını kısmen haklı buldu. Sadece geline takılan takıların iadesine hükmetti. Kararı iki tarafta temyiz etti. Son noktayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi koydu. Düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının kim tarafından kime takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılacağına hükmetti. Masrafları damat çekiyorsa hakkı vardır o altınlarda. Yok, boşandıktan sonra haklı değil. Boşanmadan önce bundan haberi var mıymış? Varmışsa olmaz. Eğer geçineceksen gideceksin yani sonuna kadar. Geçinmeyeceksen herkes yoluna. Yargıtay kararı emsal niteliği taşıyor. Benzer anlaşmazlıklarda takılar kadınlara verilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.